Merhaba millet, ben Kipçak ve bugün Partikiz'e geldi Süper DC'nin. Salinas geldi. Ona transfer atacağız. Demin takıma girdim. Oyun bug'a girdi, takımı göstermek için girdiğimde. O yüzden tekrar girmeyeceğim. Bir daha bug'a falan girer. Uğraşmayalım. Böyle bir Salinas'a bakalım. Kaltz bu arada var burada. Defans için. Yani Robson'la birlikte en iyi defanslardan biri. Hatta ben bunun olmasını, takımda Robson'un olmasını tercih ederim. Çünkü Mark Defense çok baş belası bir şey. Hem de bir de Av ile birlikte olsa iki Mark Defense, iki adamı kitlersin. Süper olur. 25K 18-718-700 ikisi tadı. Zaten 25K'sı şeyden yüksek. Kokoda'dan. Yani 2K civarı, 1400 civarı yüksek. Buralarda da bir 600-600 fazlalığı var. Yani 1200 power şey teknik kısmından kendinden de bir 1300 yüksekliği var. Yani Hamstad olarak yüksek. Onun dışında punch olmasının kötü yanı rakibi düşebiliyordu. Bunu da bu şekilde ortadan kaldırmışlar. Shoot killer yani öylesine yerden %5 çok bir şey olmaz. Asıl olayı zaten burada bunun stat şeyi. Full body'li biri vurduğu zaman güm. Yani ona yapıştıracak bir full body'si olan biri buna gol atamaz. %30 sağlam stat. Vakaş'ın hiddenlerine baktığımız zaman Vakaş'ta %10 give everything var. Orada %5 yani. %5 daha fazlası var. Basit olarak. O %5 de işte aradaki farkı kapatıyor. O yerden %5 alıyor. Bu give everything de %10 alıyor. Aşağı yukarı ilk statları aynı oluyor ama tabii ki full body bir adam gelirse aralarında uçurum oluyor. Şununla başlayalım. İlk Kalt gelirse 1150 DB'ye kadar Salinas için giderim. Ama Salinas gelirse Kalt için çok fazla gitmem. Bir şey gelmedi. Şunu kapattık. Bayağı bir transfer atacağız. Yani umarım yine 300-400'de çıkartabilirim. Yandaki iki adam çünkü bende var. Banner'ı gördüğüm zaman eğer yandaki iki banner saymıyorsa sonra eklediklerini Salinas ya da şeyin kalsın bende olduğu garanti olur. Bunda bir şey yok gibi. Genelde en çok story çünkü fake atıyor. Evet. Yani story'nin fake atma olasılığı en yüksek. Yani story gördüğünüz zaman o garanti falan demeyin. Şimdi daha çıkayım gireyim. Kanka. Takıma geliyorsun, gerisini boş veriyorsun. Tamam mı? Yani çok favori kalecilerimden değilsin. Bir Genzo değilsin, bir Hernandez değilsin, bir Müller değilsin ama yani Kokoda'dan, Espadas'tan fazla severiz yani. Zaten burada garanti var. Şu iki tip sizi göstermiyor. Ya. O iki tane geldi. Banner dışı olan adam yüksek ihtimal. İkisi de değil. Yani diğer ikisi olabilir tabii ki ama Salinas değil. İtihan çomuğa hazırla gibi. Tipsiz dedik geldi. 3 gelmiş bu arada. 3 adam. Ve üçünde de bir halt yok. Aslında banner rate'i fena değil yani. 4 adamın rate'i daha iyi doğrusu diyelim. Çünkü %50 ihtimalle ikisinin 4'ünden birini çıkartacaksın. Gerçi SSR oranı %5 değil doğru. %6'ya da çıkarttığı için bir tık düşüyor çünkü ben 0.42'leri topladığın zaman 1.5-2 civarına geliyor diye öyle düşünüyorum ama oran artınca o da şey olmuyor. Gene fake atıyor. Oğlum bu ikisinden başka Brezilyalı mı yok? Yani story varsa şey yoktur. Şu an bir şey step döndük. Yani ilk tek şeyde vermesini pek de beklemiyordum zaten de. Herhangi bir şekilde SSR garanti harici çıkarttığımız zaman oran yüksek gibi. Bunun daha açık oranı yani. O da değil. Story'dense bunu yeğlerim. Tabi story hiçbir şey çıkmadığı zaman fake atıyor. Bir flame falan çıkarsa ekranda story genelde fake atmıyor. Bu zaten garanti. Kokoda dedik. Deniyoruz. Şurada yanacak. Aha Banner. Bir tanesi Banner. İkincisi de şu an bir ilk vuruşta çıkacak. Salinas mı?
Banner değil. Sedan ne yapayım ben seni? Abi, ama çok saçma ya. Geçen şeyde attığımda çıkmamıştı. Ben Akai'yi çıkarttım geçen şeyde. Herhangi bir şekilde Akai'de yanmadı. Allah Allah. Yani. Neyse, oynatmayacağım bir adam ama Kals falan gelseydi bari. 1150 attıracak gibi bana. 5 bir şey yok zaten, geç. DC Brolin. Bunları da bir eser mikser atmamız gerekecek. Chance ilk defa bu arada, Roberto'lu Chance gördüm. İlk defa. Yaku Banner. Bakıyorum gene Banner yok. Banner yoksa geçerim ben de. Yani SSR buluyoruz. %6'nın oranı ona yarıyor ama işte. %6 olunca da kanka bir gelsene şu. Allah Allah, gelmiyor. %6 olunca da şey işte. Çok fazla banner dışı adam yarıyor. Temizleyelim dolmadan. Yani ama sorun değil. 1150 DB'ye bir tanesi çıkarsa Kalks ya da Salinas. Diğerini de şeyle alırım. Çok fazla bir şey getirmeyecekler zaten. Şu an ayın 11'i oldu yani. 4 gün içinde de bir banner getirmezlerse bir aylık anniversary'nin yarısında sadece bir tane banner getirmiş olacaklar. DC hariç. Yani tek banner'la gidiyoruz. Araya maksimum poysalar. Ha, bende yok muydu? Allah Allah. Nasıl yok oğlum? Ha, bu çok tanıdık bir adam. Benim ikinci FC İzmir'e bir 5 defa çıkmıştır sanırım. Burada yokmuş. Çok önemli değil. Bu arada şurada da zaten kalt falan var da, yani debutlar da pek bir alta yaramaz. Onları da koymuş. Zaten atılacak bir şey değil. Step yok, bir şey yok. Kalt istiyorsanız zaten buradan alırsınız. Şu steplerde Salinas gelirse dururum. Ama kalt gelirse gidebilirim. Fake atma kanka. O kadar chance koydum. Yani alabiliriz gibi bakıyorum. Çevir lan. Ulan Roberto 40 yılda bir kere çeviriyorsun. O çevirdiğinde bari banner çevir ya. Makelele ya. Neyse, 150 DB Robson'u aldığımızda şanslıydık. Burada 1, 2, 3. dönüyorsun. Yani hala çok bir şey atmış da değiliz yani. 3. dönüyoruz şu an. Ama işte bir tane banner çıkardık da tırt oldu ya. Gene bir şey yok. Bakalım 1600'lere düştük. 1150 DB feste lazım. Feste lazım lazım. Forvet lazım. Ay, tiplere bak. Ay, ay, fest. Fest oyuncusu bir güzel forvet. Ne iğrençleştiniz ki bir anda ya. Küçük yapalım. 120 atmışız yani. 4, 8, 12, 3 step dönmüşüz. 3 step'te ikisini de alamadık. 450 DB demek. 120 SP. Boş. Buradan bir SSR alacağız. Önemli olan buradaki SSR değil yani. Buradaki SSR dışında çıkartırsak daha yüksek oluyor şansımız. Burada %1 falan. Gene tabii ki benir değil. Sen bende vardın diye hatırlıyorum ya. Yani olman lazım. Ha, sırf şu şey için almıştım hatta. Şu speed tackle var ya. Başka bir mavi SDF Cruyff vardı. Sırf şunu almıştım yani. Ekleyebilmek için. Kendisini değil. Bu getirdikleri, daha sonradan kaldırdıkları var ya. Takım seçme. Orada o tackle için koca bir takım seçmiştim. Çöp. Yani şu ana kadar 600 DB attık. Bir banner var. Bu da boş. Bakıyoruz. Hızlı hızlı atıyoruz. Bundan sonra bir şeyleri boşaltsam iyi olur. Hadi lan, bir banner yak. Bu SSR garantisi de bir değil. Alevli olay ya.
Yok kanka, banner vermiyor. Silence'a sanırım 150 devlet veririz. Bayağı şanslı geçmişim ya. Çok... Gerçi... Çok eli açık değil bu banner şey istediğimde. Full SSR var zaten. Bir şey boş yapma. Ama kendisi boş SSR. Yani neyse. Silence şu an meta'nın en iyi kalecisi gibi bir şey. Full body adamları da üzer yani. 1150 DB diyebilirim ama işte 1150 DB atarken bir de kalçısı alsam yani 1150 DB'ye bir tanesini almak değil olay. Veririm 1150 DB'yi de. Almışken ikisini birden alayım diye düşünüyorum. Oyunun en geçilmez defansı olur çünkü o da gelirse. İzala zaten geldi. Robson da var. Harika olur yani kasta gelse ama iki tane Mark Defense yani. Kolo ne miydi bunun şeyi takımı. Şimdi atıyoruz 190. Son 450 DB kalıyor bu step ayrıca. Bakmaya da gerek yok artık bunlara. Çok kuşlu geçiyor ama hiçbir şey vermiyor ya. Nani? Şimdi kanka. Son 10 defa atacağız. Lan bir tanesini ver işte de. Diğerini bari alayım. Yine ver hadi. Zaten gerçi SSR garanti tabi de değilmiş. SSR garanti de pek beklemeyeceğim diyecektim de. Hadi be evladım. Bir tane banner yaktın. O da saçma sapan bir ışık kıran şeydi ya. Oho. Yok. Alamayacağız. 1150 DB'ye alacağız yani Silence'e. Kaç? 20-30 SSR çıkardım herhalde. SSR dolduracak yani 20 ama. Yerime SSR dolduracak ama bir tane banner çıkardık sadece. Bu da banner değil. Oğlum bari düzgün bir DC ver lan. Düzgün yani son gelen DC'lerden bir tane o da yok yani. Saçma sapan debutları doldurdu yani. Evet. 240. Son bir step dönce sonra iki tane daha atacağız. Vallahi bu sefer şansı kurutmuşuz sonuna kadar. Şurada zaten bir tanesini verse sonuna kadar giderim. Çok bir şey kalmadı DB de. Versin yani bir tanesini kanka. Hadi ya. Gene vermiyor. Ulan banner vermedin lan. Bir tane banner verdin sadece. Yuh. Yuh yani dediklerimi geri mi alayım bu step'li şeyle ilgili? Çok SSR veriyorsun ama verdiğin SSR'ların bir önemi yok yani. Yani verdiği SSR'ların da hiçbir önemi olmuyor. Son step şu an döneceğiz. Vallahi vermeyecek. Bir Silence yani Kalt bir tane verdi SSR da ne? Bu da boş. Adam gidiyor. Öbür banner'daki Akai'yi veriyor. Saçmalık yani bu ya. Neyse ikisi de patlasam alıyorum. Üçüncüyü atar mı bilmiyorum. Bak şurada ver bir SSR. Bir tane de şey olsun. Dedektör de bende. Bak artık son şeye geldik. Ver şunu. Banner ver. Banner ver. Salinas ya da kalsın olsun hadi. Son step'im kaldı ya. Yok. Banner değil. Vallahi kuruttu yemin ediyorum kuruttu ya. Son step'i de atmayacağım bedava için. Bu da zaten bir şey vermez. Alamadık yani buradaki %1 ihtimalle bir şey değil yani bu SSR'da. Olacak değil. Yani. Bunu vermiş. Öf. Son bir 50 atsam mı? İki tane step şansımı denesem mi? Bir rezillik yani ya. Vallahi rezillikti yani.
İkisinden birini alırım diyordum. Neyse yani. Abi 50 dB de çok fazla yani şimdi ya. Kasılmıyor 50 dB. Kalsa şey ihtiyacım var mı kalsa? Kırmızı çok fazla adamım var. Kalsa istemiyorum. Boş ver. Hastanesi geç. Yani 1150 dB iki tane banner çıkardık. Ama ikisi de bende vardı zaten. Yani kötü sayılmaz. Yenilerden vermedi sadece. İki banner, yani dört bannerin ikisini aldık. Bir tanesini de buradan aldık gibi düşünmek gerekiyor. Ama benim gibi eski oyuncuysanız bunun bir anlamı kalmıyor yani. Çünkü adam bende zaten. Bu arada ben bunu niye şey koyduysam bu adam mavi zaten. Bak kırmızı dolu zaten bende. Kırmızı kalsa da çok ihtiyacım yok. Maviler şey, yeşiller sıkıntıda işte. Bu çıkacak, bu kötü. Bir tek bu bir kombi yani banko. Neyse zaten ben de bu oyun sadece şey için, transfer atma yönü için oynuyordum. Herhangi bir şekilde PvP yaptığım yok ama gelmeyince de üzüyor işte. Şimdi buraya koysam bunu koymuşum. Bu kadroda burada da bu var. Tamam ama öyle olsun ya. Almanı çıkartamam ama. Seni çıkartabilirim. Seni de çıkartmak istemiyorum. Grandios çıkartayım. Grandios oyunu almam zaten. Geç kanka. Şöyle. Yedeğimiz de aslında böyle güzel bir kaleci oldu. Şu an oyunun en iyi kaleci de var. Takım böyle bir şey yaptık. Roberto yok. Şunun yerine Roberto olabilirim ama auto intercept iyice çok zayıflayacak bunu da almazsam. Bu adam zaten sağlam. Pas atma şeyi buna kalacak sadece. Onun dışında kadro güzel. Bunu da geliştirip daha fazla videoda uzatmak istemiyorum çünkü pek tadım da kalmadı. Şunu şöyle bırakayım gel bakayım. Tamam. Şöyle bırakayım çok tadım da kalmadı zaten. 1150 dB'yi toplarım. Yani o bir sorun değil. Yani almadığım 150 dB bile vardır. Story şeylerinde ama işte kaltı da alsaydım şunun yerine kalt koysaydım çok daha iyi olurdu takım da olmadı ya da şunun yerine koyardım bilmiyorum. Neyse en azından Salinas'ımızı aldık 1150 dB olsa en azından birilerini sevindirmiştir bu her şeyi atıyor çıkartıyor diye şey yapanlar. Bu sefer çıkartamadık yani. Neyse bu yoktu bu kadar. Bundan sonra artık ne videosu çekerim. SDF'ye kadar bir tane büyük ihtimal banner getirirler. Avrupalı. Gentle'dır. Ondan sonra Hernandez'dir. Fransızlardır. Onlara bir transfer atarız. Ondan sonra 1150 dB birikirse Fest'te de görüşürüz. Videoluk bu kadar. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Geçen ağ ile bitirmiştik. Hoşçakalın.